Çok affedersiniz, geç kaldım. Ben de henüz geldim. Mektup yanınızda. Yarım kalan söylenmemiş son sözümdür. Baki olsa da ayrılık, aşk her daim. Hatırla sevgili o eski günleri, çocuklar gibi. Teşekkür ederim. Yasemin, ne güzel sürpriz. Güzel mi sahiden? Belki de böyle habersizce gelmemeliydim. Necdet Bey. Ne demek istediğini anlamadım. Baksana, bir randevum varmış. Randevum mu? Kimdi o kadın Ahmet? Sadece bir tanıdık. Sadece bir tanıdık. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Ayaküstü bir görüşme. Sen ne zannediyorsun? Yasemin. Yasemin. Ne yapıyorsun sen? Çok açık değil mi? Gidiyorum buradan Ahmet. Seni rahat bırakıyorum. Belki akşam hanım arkadaşınla bir programın vardır. Senden bunları duyduğuma inanamıyorum. Ben de gördüklerime inanamıyorum. Sen resmen bir kadınla... Sakın cümleni bitirme. Çok fena bir şey söyleyeceksin belli. O zaman bana o kadının kim olduğunu açıklaman lazım Ahmet. Bir tanıdık dedim. Yetmiyor mu? Bana güvenmiyor musun? Kim olduğunu niçin açıklamıyorsun? Çünkü açıklayamam. Açıklayamaz mısın? Aramızda sırlar mı olmaya başladı? Yasemin, bana güvenmelisin. Yasemin! Sana bir mektup verdi, gördüm. Söylesene, neydi o mektup? Kime yazılmıştı? Yoksa sana mı? Bunun ayaküstü bir randevu olmadığı o kadar belli ki. Lütfen bunu yapma. Yasemin, beni utandırıyorsun. Senin mendilin o kadında ne arıyor? Ne vakit alındı? Ne vakit ütülendi ve geri getirildi? Çok özel ve yakın bir münasebet mevzu bahis sanki. Yanlış düşünüyorsun. Michelle'le paylaştığın ama benimle paylaşmak istemediğin bir yakınlıktan bahsediyorum. Bu sözler karşısında kendimi müdafaa etmem mümkün değil. O kadar ağır ki ne söylesem altından kalkamam. Böyle olmasını hiç istemezdim. Sen kalemini kırdın Yasemin. Kararını verdin. Beni idama mahkum ettin bile. Üstelik
Üstelik en büyük cezayı aşkımıza kestin. Ama daha çok bana olan güvensizliğine kırıldım. Birlikte kurduğumuz hayalleri, yaşadığımız onca şeye rağmen hakkımda bu şekilde düşünebilmene, sen hala benim için ne ifade ettiğini anlayamamışsın. Ne yazık. Ne yazık ki Yasemin. O bir istol. Sonra faturaları aldım. Merhaba Necdet. Merhaba Ahmet. Teo. Dün seni arabanın içinde gördüm. Son anda fark ettim. Evet, otele yiyecek götürüyoruz. Onunla ilgili gelmiştim. Yasemin'i sen mi getirdin? Evet, ben getirdim. Okuldan alıp bize götürecektim. Lale ile randevuları vardı. Tavrından anladığım kadarıyla benimle ilgili sen de Yasemin gibi düşünüyorsun. Değil mi? Teessüf ederim. Eski arkadaşım olarak en azından sen beni anlayabilirdin. Niye anlamam gerekiyordu? Yasemin'i aldatmış olmanı mı? Söylesene Ahmet. Henüz evli olmadığınız için bunu hoş görmem mi gerekiyor? Bunu mu anlamamı bekliyorsun benden? Ya bunu değil de... Neyi peki o zaman? Söyler misin Ahmet? Neyi peki? Bir genç kızın hayallerini yıkmanı mı hoş görmeliyim? Yoksa sen bir genç kızdan diğerine koşan Kozanova'nın teki misin Ahmet? Seni bu şekilde anlamak daha mı doğru olur acaba? Bunu bana nasıl söylersin? Avrupa çocukluk arkadaşımın ahlakını oldukça değiştirmiş belli. Bana ahlaksız mı diyorsun ha? Söyle bana ahlaksız mı diyorsun? Çabuk lafını geri al Necdet, çabuk lafını Necdet, geri al! Sen karışma! Almazsam ne olacak? Al diyorum. Almazsam ne olacak? Al dedim! Almazsam ne olacak? Al dedim! Necdet! Necdet ne yapıyorsun? Necdet! Necdet ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen ha? Bırak be! Ahmet dur! Ahmet kendinize gelin. Benim çocukluk arkadaşım da bir zorbaya dönüşmüş. Yasemin'in kıskançlığını anlayabiliyorum. Dur. Ama senin bu olayı bu kadar basite alman beni sükutu hayale uğrattı. Ya. Şş. Baş. Bu var ya. Attığın yumruktan daha ağır geldi Necdet. Ne yapıyorsun sen ha?